Kurer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Çok da güzel geçecek bir program. Sizlere en baştan böyle bir beklenti içine sokuyorum şu anda. Teknik direktör Fatih Aker ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hocam neler yapıyorsunuz? Şimdi önce bir sizle başlayalım. Ondan sonra zaten ligi çok merak ediyor izleyenlerimiz. Lige daha sonra gireriz. Ben antrenörlük yapıyorum. Teknik adamlık yapıyorum. Sezon başı Adana Spor'daydım. Oradan ayrıldım. Şimdi boştayız. Bekliyoruz. Şimdi iyi bir seyirciyiz şimdilik. Gözlemliyoruz. Bakalım ileride ne olacağını göreceğiz. Evet. Hocam aslında Adana Spor'da da iyi gidiyordunuz. Evet. Niye bir ayrılık gerçekleşti? Ya tabii şirket takımı orası. Öyle gerekiyordu. Bu fikir ayrılıkları oldu ufak tefek. Baştan onun için daha baştan ayrıldık. Onun için iyi dedi gidiyorduk. Doğru. Bir İstanbul Spor maçını kazandık ilk hafta. Sonra bir Eskişehir deplasmanında berabere kaldık. Çok gol kaçırmıştık. Kazanabileceğimiz bir maçtı. 4 puanla liderdik. Ayrıldık. Ligin ikinci haftası. Dediğim gibi nasip. Yeni takımlara, yeni projelere bakacağız. Evet, inşallah hocam. Yakın zamanda benim programıma katılan hocalara genelde uğurlu geliyor programım. Onu da söylemek isterim şimdi. Yani 1-2 hafta sonra duyumları alabiliriz İnşallah. Yani. Peki hocam. Şimdi tabii Süper Ligi de izliyorsunuz. İyi bir izleyiciyim dediniz aynı zamanda. Zaten bu işin içinden geldiğiniz için de. Şimdi hocam şöyle çok ufak bir Süper Lig değerlendirmesi alayım sizden. Nasıl buluyorsunuz? 2 sezondur özellikle Anadolu takımlarını daha işin içinde görüyoruz, oyunun içinde görüyoruz. Siz bu sezon nasıl buldunuz bu karantinalara rağmen? Evet, ya şöyle bir şey. Tabii baktığınız zaman seyirci olmadığı zaman şartlar eşitmiş gibi duruyor her şeyden önce. Yani şartlar eşitmiş gibi duruyor. Biliyorsunuz büyük takımlarda seyirci baskısı daha farklı oluyor. Onun için şimdi o baskıyı görmüyor Anadolu takımları geldiği zaman büyük takımlarda. Kafa kafaya tabiri caizse top oynuyorlar. Bu da güzel oluyor aslında. Mücadeleci oluyor. Seyir zevki veriyor. Ama dediğim gibi yani seyircisiz tabii futbolun tadı yok. Bu bir gerçek. İnşallah bir an önce bu şeylerden, bu durumlardan kurtuluruz. Bir an önce seyircili hale tekrardan kavuşuruz. Evet. Ama yani kalite anlamında baktığınız zaman diğer senelere nazaran biraz daha tabii daha düşük. Kalite anlamında ama mücadele anlamında da baktığınız zaman birazcık da bir artış var gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi yani seyirci olmadığı için Anadolu takımları o baskıyı görmedikleri için daha çok mücadele ediyorlar. Böyle gidiyor ama bak güzel maçlar da oluyor, olmuyor da değil. Tabii daha kaliteli olması lazım ligimizin. Daha iyi olması lazım. Çünkü Avrupa'da bizim bir ismimiz var. Ligimizin daha kaliteli olması gerekiyor açıkçası. Evet, peki şimdi hocam sizin oynadığınız dönemle şimdi onlar zaten artık akıllara kazınmış. Hiç kimsenin hiçbir zaman unutmadığı, hiçbir jenerasyonun unutmadığı hala sizleri izliyoruz yani açıp çünkü. Şimdi hele ki sizden sonra zaten sağ bek, oraya birazdan neyse girerim. Sizin oynadığınız dönemle şimdiki dönemin futbolu arasındaki fark nedir? Yani fark dediğiniz zaman işte bu sorular hep devamlı soruluyor. Mesela tartışma konuları oluyor ama baktığın zaman fazla bir fark yok. Ama şöyle bir fark var. Bizim zamanımızda daha çok, daha hevesli, daha mücadeleci, daha işte formasını severek oynayan, daha çok başarıya aç, başarı isteyen bir topluluk vardı. Şimdi baktığınız zaman maddi anlamda bizim dönemden daha fazla bir maddiyat var şu an. Oyuncuların bir rahatlığı var. Geçmiş dönemde bizim dönemimizde evet paralar kazanılıyordu ama şimdiki gibi değil açık konuşmak gerekiyorsa. Şimdi oyuncu bir sene iki sene oynadığı zaman çok rahatlıyor. O şeyi kendinde baskıyı hissetmiyor ama baktığın zaman bizim dönemimizde ki oyuncuların çok büyük rakamlara transfer yani gibi görünse de aslında olmuyorlardı. Onun için daha böyle maddiyatı yakalamak, işte daha böyle futbolu sevmek, futbol sevgisi, aşkı daha fazlaydı. Daha çok hevesli oynuyorduk. Fark bu yani baktığın zaman. Aslında öyle çok büyük farklar yok ama biz daha çok istiyorduk, daha çok seviyorduk. Şimdi baktığınız zaman biraz şeye dönmüş, sistematik şeye dönmüş işte. Evet, işte aslında sizin zamanınızda daha güzelmiş. Evet. Peki, şimdi bir Fenerbahçe'ye hemen şöyle bir başlamak istiyorum. Fenerbahçe aslında beklentilerimiz çok yüksekti. Hepimizin, bütün spor kamuoyunun, taraftarların sezon başında güzel transferler yaptılar. Ancak tabii hafta, işte kaç haftadır tabii üst üste
kayıplar yaşandı. Hem içerideki evet. Kadıköy'de evet. hem de şimdi bu hafta deplasmanda bir eksiklik oldu. Ne söylersiniz Fenerbahçe için? Nerede bir eksiklik var? Çok tartışmalar oldu. Erol Hoca'da mı problem? İşte Erol Hoca'ya bir şey kuramadı mı diyorlar? Hani bir hakimiyet kuramadı mı diyorlar? Sizce nerede bir eksiklik var? Ya bir eksiklik olduğu tabii ki kesin. Gözle görünüyor. Fenerbahçe evet beklentilerin çok altında. Baktığınız zaman kurulan bütçelerle, kurulan takım, alınan yıldızlar beklentilerin çok altında kaldı. Hı hı. Ya mutlaka bir yerlerde eksiklik var. Tabii bunu sırf Erol Hoca'ya bağlamak evet. doğru değil. Baktığınız hı hı. zaman bütün camianın sorunudur diye düşünüyorum. Hı hı. Yani bir yerlerde eksiklik var ama bu nerede? Tabii bunu camia kendisi biliyor içerisindeki sıkıntıları. Ama beklentilerin altında mı? Evet çok altında. Hı hı. Sıkıntılı bir durum. Taraftar memnun değil. Camia memnun değil. Fenerbahçe hani uyum süreci dedikleri bir dönem var. Fenerbahçe'de biliyorsunuz 18 tane mi 21 tane mi yeni bir oyuncu geldi. Hı hı. Onun için yani bu uyum süreci de bana göre artık Fenerbahçe için doldu. Bu Fenerbahçe için geçerli değil. Sezon başı antrenmanları oldu. Lig kaç hafta oldu artık sona doğru geliyordu ilk yarının devreye. Onun için bu işte artık birbirlerini tanımıyor, oturmadı bir işte sistem hı hı. falan filan denecek bir şey yok. Başka bir sorunlar var. Onun için tabii Hoca Erol Hoca bunları çözecek. Zor işi. Hı hı. Zor bir iş. Baskı var camiadan. Bir de seyirci yok yani. Seyirci olsa bu ikiye katlanabilir yani evet. statta Allah'tan. Yani baktığınız zaman onun için. Ama Erol Hoca'nın işi zor. Bu nerede bir sıkıntı var orayı çözmeye çalışacaklar. Peki siz Erol Hoca ile takım arkadaşlığı yapmıştınız daha evet, önce. Evet, bir takımlarda oynadık. Evet, tanıdığınız kadarıyla evet. Erol Hoca bu işin altından kalkabilir mi sizce? Yani şöyle futbol anlamında hani oyunsal anlamında baktığınız zaman belki kalkabilir. Çünkü yük çok ağır, kolay Hı-hı. bir camia değil Hı-hı. Fenerbahçe. Ama dışarı baktığınız zaman kalkacağını pek zannetmiyorum açıkçası yani başka güçler olduğu zaman. Bir de onlarla uğraşmak Erol Hoca'yı yoracaktır diye düşünüyorum. Ama sadece iş futbol sağ olsa yapar diye düşünüyorum. Hı hı. Ama biraz bazı şeylere gitmiş iş diye düşünüyorum. Mesela bu hafta işte o Mert Hakan'ın görüntüsü evet. mesela çok şey bir görüntü, kötü bir görüntü. Kötüydü. Yani herkes onu konuşuyor. Hocasının kenarda şey yaparak yukarı tribüne bakıp Emre Belezoğlu'na doğru o hareketi yapması. Herkes öyle söylüyor. Ben tam göremedim hareketi hı hı. ama yani çok yanlış. İşte dedim ya başka şey sağ dışına olay taşmış. Sıkıntı burada. Yoksa sağ içerisinde olsa halleder diye düşünüyorum. Hocam sizin döneminizde böyle şeyler var mıydı? Yok. Yani teknik direktörün hani sportif direktör o zamanlar yok. Çok zaten yok, yoktu. Yani vardı ama kesinlikle ve kesinlikle takımın hocaları böyle şeylere karışırdı. Teknik anlamının dışında hocanın haricinde sportif direktör olsun yönetici olsun böyle şeylere karışmazdı yani bizim dönemimizde kesinlikle böyle bir şey yoktu. Evet aslında bu farkların arasında bunu da koyabiliriz hocam. Yani evet tabii. Farkların arasında evet, bu da var. Bunu doğru. da koyabiliriz evet. Evet doğru. Peki hocam Galatasaray'a tabii sizin de eski takımınız. Galatasaray'ı nasıl buluyorsunuz şu anda? Yine taraftar pek memnun değil tabii evet. ki oynanan oyundan. Bir Falcao gerçeği var ortada tabii. Evet. İstatistiklerini de konuştuk biraz önce sizinle. Doğru. 29 maç oynamış, 29 maç oynamamış. Şimdi 30 olacak bu şeyle birlikte. Bir fazla oynamamış olacak. Bir fazla oynamamış olacak. Evet. Yani Galatasaray'ı nasıl buluyorsunuz? Falcao transferi yapılmalı mıydı? Ya şimdi tabii Falcao büyük bir yıldız. İsmi olan bir yıldız. Evet. Evet Galatasaray çok istedi. Cami ayaklandı ama baktığın zaman hiçbir anlamda takıma katkısı yok geldiği günden beri. Evet. Salladıkları Jackney'e bile zaman zaman salladığı Jackney'e bile ondan daha çok faydası oldu. Hı hı. Yani bu kadar büyük rakamlarla bu kadar büyük transfer bana göre hayal kırıklığı. Galatasaray Falcao'dan ayrılacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Göndereceklerdir diye düşünüyorum hı hı. devre arası. Ama tabii göndermenin bedelleri olacaktır. Bunu da camia yönetim karşılayacaktır ama baktığınız zaman hiçbir katkısı yok. Galatasaray oyunsal anlamda tabii geçmişteki Galatasaray'ı çok aratıyor. Hı hı. Ama Fatih Hoca tecrübeli bir antrenör. Türkiye'nin en büyük antrenörlerinden biri. Mutlaka üstesinden gelecektir. Yani şimdi bakıyorum Fenerbahçe ile Galatasaray'ı koyuyorum yan yana. Şimdi buradaki kadro Fatih Terim'in elinde olsaydı bu bütçeler sezon başı. Şimdi Galatasaray çok daha farklı yerlerde olurdu diye tahmin ediyorum. Hı hı. Onun için yani Galatasaray'da hamleler yapacaktır. Kötü oynuyor evet. Bir toparlama sürecine aslında girdi bir dönem Galatasaray.
sezon başından sonra, hı hı, ama tekrardan böyle bir şeye girdi, kötü oyun şeyine girdi. Bu mağlubiyet zaten Karagümrük mağlubiyeti Galatasaray için kötü oldu. Hı hı. Büyük bir yara aldı. Onun için devre arasını Fatih Hoca da muhtemelen değişiklikler yapacaktır, hı hı, diye düşünüyorum. Peki şimdi hocam, genç oyuncularımızı konuşuyoruz tabii. Onları da, evet, böyle öne çıkarmak istiyoruz. Taylan Antalyalı hakkında ne düşünüyorsunuz? O, evet, da bayağı yükselen bir grafik gösterdi. Evet. Ya yetenekli bir oyuncu. Genç, hı hı, bir oyuncu. Hı hı. Galatasaray'a uyum sağladı baktığınız zaman. Fatih Hoca onu zaman zaman biliyorsunuz kullanıyor, oynatıyor, güveniyor. Taylan biraz daha gelişim sağlarsa Galatasaray'da çok daha rahat yerini sağlamlaştırır diye düşünüyorum. Ama tabii, hı hı, iyi futbol, iyi futbolcularla oynanıyor biliyorsunuz. Onun için Fatih Hoca da devre arası biraz önce söylediğim gibi çok iyi oyuncular alacaktır. Takımın şeyini çıkartmıştır. Onların yanında Taylan da gücüne güç katacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Peki. Sergen'i sormak istiyorum şimdi. Beşiktaş, evet, yine kimsenin beklemediği aslında bir yükselen bir grafik, evet, çizdi son 4 haftada. Bir Alanya mağlubiyeti var sadece, evet, onu arada kaçırmayalım. Sergen Hoca'yı nasıl buluyorsunuz? Şimdi çok az imkanlar, kısıtlı imkanlar. Evet. Aslında işte Rozier, Gezal, böyle çok über yıldız oyuncular değil tabii, evet, ki. İşte Aboubakar geldi, tekrar geri dönüş yaptı. Yani kısıtlı bir kadroyla, mütevazı bir kadroyla güzel işler yapıyor Sergen Hoca. Böyle sessiz ve derinden gelip bir şeyler olabilir mi, evet, diyorsunuz? Ya valla olabilir diye düşünüyorum. Yani baktığın zaman dediğiniz gibi Beşiktaş'ın sezon başı çok maddi sıkıntılarla boğuştu. Hı hı. Bu maddi sıkıntılar takıma da yansıdı. Biliyorsunuz birçok oyuncusu gitti. Gitmek zorunda kaldı. Alınan oyuncular o kadar büyük yıldızlar değil. Buna rağmen de Sergen Hoca bana göre de iyi şeyler yapıyor. Hı hı. Takımın nabzını tutuyor. Camianın nabzını tutuyor. Taraftarın nabzını tutuyor. Çok da öyle aman aman büyük bir beklentide olduğunu zannetmiyorum. Çünkü yapılanlar belli. Ama dediğim gibi sessiz ve derinden geliyor. Baktığın zaman iyi bir gidişatı var. Takım toparlanmış görünüyor. Hı hı. O uyum sürecini de dediğim gibi onlar da atlattı. Onun için yani iyi şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş iyi oynuyor. Mücadeleci oynuyor. Baktığın zaman istekli, arzulu oynuyor. Yani maçları da keyif veriyor Beşiktaş'ın, hı hı, son dönemlerde. Ya iyi şeyler yaşayacaktır, yapacaktır diye düşünüyorum. Yani sezon sonunda Beşiktaş'a bir çok sürpriz yapabilir yani. Hı hı. Hocam Rıdvan'ı nasıl buluyorsunuz? Yani evet, iyi bir oyuncu. Hı hı. Yetenekli bir oyuncu. Yani gelecek vaat eden oyuncu. Hı hı. İşte yani böyle oyuncuların bizim ihtiyacımız var. Milli takımın özellikle. Evet. Milli takım için önemli bir oyuncu yani olacak diye düşünüyorum. Yani. Evet, bakalım inşallah tabii. Evet. Genç oyuncularımızı biz de dediğim, evet, gibi istiyoruz bir an önce güzel yerlerde görmek. Mutlaka, evet. Evet. Peki hocam şimdi sizinle ilgili birkaç tane geldik oraya. Şimdi hocam, büyük camialarda oynadınız. Hı. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, evet, gerçekleşen bir transfer. Evet. Nasıl bir duyguydu? Yani çünkü şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe hani tabii büyük rekabet yani, evet, baktığımız tabii zaman. Tabii tabii. Ya böyle psikolojik olarak kendinizi nasıl hissettiniz ilk maçınıza çıktığınızda, böyle bir baskı olduğunuz üzerinizde nasıl oldu? Ya mutlaka işte iki tane, Türkiye'nin iki tane büyük camiası, birinden birine gidiyorsunuz. Kolay olmuyor. Ama işte camia sağ olsun işte beni kabullendi. İşte ben oynadım yani, geldiğimde, hı-hı, çok iyi bir futbol oynadım, hı-hı, orada. Yani yöneticiler takdir etti, taraftar takdir etti, o dönemden bahsediyorum. Ya iyi bir futbol oynadık ama dediğim gibi camia değiştirmek kolay değil. Ama bazen şartlar onu gerektiriyor. Siz futbolcu olarak ne kadar camianızı değiştirmek istemeseniz de yöneticiler sizi buna itiyor, zorluyor. Onun için bizler futbolcuyuz, profesyoneliz. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ne olursa olsun. Yani futbolcu takım bakmaksızın profesyonel futbolcu oynar, tabii gider. Ki. Çünkü paranızı buradan kazanıyorsunuz, ailenize buradan bakıyorsunuz. Ama dediğim gibi büyük bir camiadan büyük bir camiaya gidiyorsunuz. Baktığınız zaman çok büyük o baskıya alışık olduğunuz için zaten onun için fazla etkilemiyor ama bak ya, küçük bir takımdan yani küçük takım dediğim yani Anadolu bir takımından, hı-hı, geldiğin, hı-hı, zaman büyük takıma bir baskı oluyor, hı-hı, futbolcunun üzerinde. Yani o seyirciyi görüyorsun. İşte o işte ufacık bir şeyin olay oluyor, yazılıyor, çiziliyor. O büyük bir baskı ama büyük camiadan büyük camiaya geçtiğiniz zaman alışkın olduğunuz için fazla bir şey olmuyor. Fazla bir şey. Çok tepki, evet, aldınız mı hocam o zaman? Ya mutlaka. Ya çok dediğim mutlaka tepki oluyor. Çünkü şimdi Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelen bir sürü oyuncu var. Hı hı.
herkes tepki alıyor biliyorsunuz. Taraftarlar fanatiktir. Yani onlar tabii onların penceresinden... Eskiden daha da fanatikti tabii, herkes. Onların penceresinden de bakmak lazım ama dediğim gibi biz profesyoneliz. Futbol hayatımızı buradan sürdürüyoruz. Şimdi bir takımda bir takımdan ayrılmak zorunda kaldığınız zaman başka büyük bir camiye gitmek tabii zorundasınız. Yani onun için futbol maalesef böyle. Kendi penceremizden bakıyoruz. Biz de ona göre davrandık. Güzeldi ama. Güzel günlerdi futbol açısından. Her iki takımda da şampiyonluklar yaşadım. Tabii Galatasaray'da sembolik başarılar var. Baktığınız zaman UEFA Kupası, Süper Kupa, şampiyonluklar sembolik olduğu için taraftar biraz daha şey yapamıyor. Yani nasıl derler, idrak edemiyor. Yani, yani nasıl gider, nasıl eder ama işte buna da biraz önce de söylediğim gibi yönetimlerin futbolcu. Zaten ben şuna inanıyorum, her zaman söylerim. Büyük camiada oynayan oyuncular için. Yani büyük camialarda top oynadım. Trabzonspor'da büyük camia, orada da oynadım. Yani bana göre bir futbolcu camiasından gitmez, onu yönetim gönderir. Yaptığı hareketlerle tavrını belli eder. Eder, futbolcu öyle gider. Yani hiçbir büyük takımda oynayan, büyük camiada top oynayan oyuncu kolay kolay camiasını değiştirmez ki yönetimin senden menfaat sağlamak istediği sürece. Bizden de yönetim menfaat sağlamak istediği için o dönem biz de ayrılmak zorunda kaldık. Tabii insanlar iç yüzünü bilmiyor. Nasıl gider, nasıl eder? Gider. Yani sonuçta futbolcu. Şimdi büyük takım, büyük bir camiada futbol oynuyorsunuz. Bu camiada yönetici sizi gitmeniz için zorluyor. Siz şimdi kalkıp bir Anadolu takımına mı gidersiniz, Fenerbahçe'ye mi gidersiniz? Yani tabii şimdi, ki. Şimdi kime sorsanız bunu? Yani. Yani onun için tabii taraftar bilmiyor bazı şeyleri. Onun için de o kendi penceresinden bakıyor. İşte nasıl gider, nasıl yapar. Ama iç yüzü öyle değil. Yani zorla oraya doğru gönderiliyorsunuz artık. Gidiyorsunuz. Yönetimin yaptığı hatalar. Yani çok ufacık bir şey anlatıyor. Mesela ben İspanya'ya giderken, İspanya'ya gittim ben, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitmedim zaten. Ben İspanya'dan Fenerbahçe'ye geldim o dönem. Yani ben İspanya'ya giderken bile yönetimden, Galatasaray yönetiminden işte dur gitme, UEFA Kupası, Süper Kupa, o kadar başarılar olan bir futbolcu nereye gidiyorsun falan, hiç böyle bir şey olmadı. Benle beraber birkaç arkadaşıma da zaten aynı şey oldu, hiç şey yapmadılar. Amaç sadece bizim üzerimizden rant sağlamaktı. Onun için bizi zaten göndermek istediler. O ranttan kendileri de yararlanacaktı o dönem biz bildiğimiz için. Onun için biz de ayrılmak zorunda kaldık. Yani tabii taraftar bilmiyor bazı şeyleri. Onun için camia değiştirdik. Yani camia dedim, dediğim gibi ben Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitmedim. İnsanlar burada bir yanılıyor yani. Ben İspanya'da top oynadım. İspanya'ya gittim. Oradan Fenerbahçe'ye geldim daha sonra. Arada bir İspanya var. Tabii öyle. Tabii anlattığınız şey tabii çok enteresan. Evet. Yani maalesef ben onu da söyleyeyim. Yani yöneticilerin, bazı yöneticilerin, tabii herkesi şey yapıyorum, tenciyorum ama bazı yöneticilerin rant sağlamak için oyuncuların üzerinden oyuncunun gitmesini istiyor ki oradan rant sağlamak istiyor. Biz de onun yüzünden ayrıldık zaten. Ben ve birkaç arkadaşım yani Galatasaray'dan, o yüzden ayrıldık. Evet, çok enteresan. Yani evet, bunu burada konuştuğumuz iyi oldu. En azından bilinsin ki. Ya tabii şey dedim ya, insanlar tabii, bilmediği için tabii. Taraftar, camialar bilmiyor. Ama dediğim gibi büyük bir camiaya gittik. Orada da top oynadık. Orada da şampiyonluklarımız var. Biz her gittiğimiz takımda o formayı terletiyoruz. Oradan para kazanıyoruz. Oynamak zorundayız. Ya futbolcunun zaten takımı olmaz. Profesyonel futbolcunun kesinlikle takımı olmaz. Yani işte mesela futbolculara hep sorulur. Ya sen hangi takımlısın? İşte kimi der ki ben Fenerbahçe'yim. Kimi der ki ben Galatasaraylıyım. Ya bu söyledikleri zaten hep çocukluktaki tabii, şeyleri. Yani tabii. Şu an şimdi mümkün değil yani bir futbolcunun bir takım tutması. Çünkü tabii, oynadığı takımdan başı Antep, Gaziantep ise Gaziantep'i tutuyor. Denizli'ye gitse Denizli'yi tutar oyuncu. Profesyonel futbolcu böyledir. Yani hep taraftarlar merak eder. İşte kendi gibi zannediyor. Yani hangi takımız? Ya işte bu Galatasaraylıymış ama bak Fener'den iyi oynuyor. Mesela bu tarz şeyler hep söyleniyor ama bu dediğim gibi taraftarlık ayrı bir şey. Profesyonellik, futbolculuk ayrı bir tabii, şey. Tabii bambaşka bir şey. Evet. Peki. Hocam şimdi biz biraz evvel konuştuk sizle ama bu hani böyle maç kaybettikten sonra evden çıkmıyor musunuz? Evet. Evet. Yani nasıldı? Onu böyle bir anlatabilir misiniz? Ya anlatırım. Tabii şöyle bir şey. Mesela şimdi o zamanlar tabii daha fanatikti. Maçlar daha ateşli, daha heyecanlı geçiyordu. Biz de işte özellikle derbi maçları yani kaybettikten sonra bir iki gün evden çıkmazdık. Yani biz baktığınız zaman bundan 15-20 sene önce zaten karantinayı keşfetmiştik yani. Baktığınız zaman biz çıkmıyorduk bir iki gün evden.
karantinadaydık zaten. Biz hafta sonu bazı. Onun için biz karantinayı önceden keşfettik yani. İnsanlar şimdi hocam, karantinaya giriyor. Biz 15-20 sene önce giriyorduk zaten. Hocam nasıl böyle? Başımıza ne gelebilirdi ki yani? Gelebilirdi ama o zaman. Tabii çok işte fanatik vardı. Evet. Vardı. Futbol aşırı derecede fanatiklik vardı. Şimdi tabii cezalar var. Yani futbol çok daha şey sektöre döndü şimdi baktığınız zaman. Eskiden çok daha dedim ya biraz önce de çok daha böyle ateş taraftarlar vardı, daha çok şey vardı. O biraz ufak tefek şeylere yol açıyordu. Onun için de mesela mağlup olduğun zaman evden çıkmıyordun. Evde geçiyordun bir iki günü. Hani karantinaya giriyorduk. Çok iyi, enteresanmış. Peki şimdi bizim ülkede bir sağ bek problemi var. Gelmiyor. Gelmiyor. Benden sonra herhalde benim şeyim tuttuysa gelmiyor. Hocam nasıl bıraktınız? Beddua ettiniz hocam ya. Yoksa? Hocam sağ bek yok. Yani Gökhan Gönül'den zaten evet. Bahsediyoruz. Nazım işte Nazım. Daha yeni. Yani o zaten hani evet. Sizler gibi tabii ki şu anda aynı seviyede değil sizlerle. Hocam nedir bu sağ bek problemi? Ya şimdi hani sırf sağ bek gibi değil de tabii işin esprisi ama baktığınız zaman dediğim gibi yani hani son dönemlerde işte Gökhan var. Yani Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de oynadı, milli takımda da oynuyor. İyi bir oyuncu. Hani ofansif anlamda biraz daha iyi. Yani ben iki yönlüyü defansif ve ofansif oynuyordum. Gökhan'ın biraz daha ofansı iyi. Ama kolay kolay tabii sağ bek sırt değil, sol bek de yetişmiyor baktığınız zaman. Yani kanat oyuncuları olarak evet. defansif anlamda ve baktığınız zaman stoper de yetişmiyor. Yani evet. sırf bunu sağ bek sol bek olarak değil de defans oyuncusu kolay kolay yetişmiyor. Baktığınız zaman yetişen oyuncuların çoğu son dönemlerde hep hücumsal anlamda. Yani atıyorum 5 tane hücumcu çıkıyorsa bir tane defans çıkıyor. Onun için altyapıdaki hocalarımızın ve işte yöneticilerimizin, kulüplerin hocalarımızın daha çok defans oyuncusu anlamında biraz daha geliştirme şey olması lazım diye düşünüyorum. Tabii gelmiyor dediğiniz gibi kolay kolay. Evet. Ülkede yetişmiyor yani. Scout ekiplerinin en zor tespit ettikleri şey bölge defansmış. Doğru mu? Doğru. Niye? Çünkü anlamıyor. hücumdan anlıyor ama ne ya hücumda şöyle bir şey. Hücumda bir oyuncu çok iyi oynuyor. İşte topu alıyor, çalım atıyor, gol atıyor falan. Bu çok göze çarpıyor. Evet. Bunu herkes görüyor. Sırf scout ekibi değil. Siz de görebiliyorsunuz. Dışarıdaki insanlar da görüyor. Yani bu çocuk çok iyi oyuncu olacak diyebiliyorsunuz yani. Ama defans anlamındaki bazı oyuncuların genç yaşta, çocuk yaşta onu anlayabilmek çok zordur yani. Çok aslında zor. Çok zor değildir de onu o gözle bakabilmek, görebilmek. Yani. Tabii. Yani. Aynen öyle. Yani. Evet, hani diyoruz ya bu işin içinden gelenler. Evet. Ondan bahsediyoruz biz yani. Aynen öyle. Yani. Mesajı burada. Yoksa benim için kolay yani. Defans oyuncusunu ben baktığımda ben anlarım. Tabii. Yani scout'un 5 defa gitmesine gerek yok. Ben bir defa gitsem anlarım yani. Hani diyor da bu işin içinden gelmek, evet. anlamak, bilmek, hissetmek, görmek. O yani dediğimiz. Evet. Aynen öyle. Hocam inşallah defans bol bol yetiştirirsiniz böyle. İnşallah yani. Lazım ya. Önemli. Yok yani çünkü. Tabii yani yetişmesi lazım. Sırf defans anlamında, sağ bek anlamında, forvet sol bek yok. Anlamında. Aslında. Baktığınız zaman oyuncu, milli takıma oyuncu yetişmiyor. Baktığınız zaman oyuncular, milli takım iskeletine bakın hep Avrupa'dan gelen oyuncular. Evet, evet, yani, evet. Yani Avrupa'dan gelen oyuncularımız iskeleti oluşturuyorlar, buradan takılıyor. Aslında eskiden bizim zamanımızda tam tersi oluyordu. Biz buradan omurgayı oluşturuyorduk, iskeleti. Avrupa'dan bir teknik oyuncu geliyordu. Bize mesela Yıldıray geliyordu. Hamit Altıntop geliyordu bizim son dönemlerimize doğru ama Yıldıray bizle beraber. Mesela böyle bir iki tane geliyordu ama şimdi baktığınız zaman Avrupa'dan geliyor, Türkiye'den tek tük katılıyor. Onun için burada da dediğim gibi futbolcu yetiştirme bazında da altyapı hocalarımız, kulüplerimiz daha çok oyuncuların üstünde eğilmemiz lazım. Altyapı hocalarımız diyorsunuz da işte diğer röportajlarımı da baz alarak söylüyorum. Yani neler duyuyoruz yani hocam. Asgari ücreti çalıştırıldıklarına evet, tabii. Vesaire yani, duyuyoruz tabii yani. Yani şimdi baktığınız zaman milyon dolarların, milyon euroların bir yer verildiği bir yerde altyapı oyuncularını ve altyapı hocalarını asgari ücret ve zaman zaman da 3 ay 5 ayda maaş almıyorlar. Evet. Şimdi bu insan nasıl oyuncu yetiştirecek? Nasıl oyuncuya bakacak? Hangi kafayla işe gidecek? Hangi kafada antrenman yaptıracak? Evimi geçindirsin. Evini mi geçindirecek? Yani. Hem asgari ücret veriyorsunuz hem de 3 ay 5 ay maaş vermiyorsunuz.
Ama öteki taraftan baktığınız zaman yöneticiler, uçaklar, oteller, gezmeler, yemeler, içmeler, oyuncu şeyler bunlardan bir geri kalmıyoruz maşallah. Ama tabii, hocalarımıza veya altyapılara geldiğimiz zaman Amerikan biraz elimiz titriyor maalesef. Maalesef öyle. Ondan yani, sonra da niye oyuncu yani, içmiyor? Evet. Hocam çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür size. Çok ederim, sağ olun. Bir iki haftaya haberlerinizi alacağım hocam inşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.